Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Sizlere Trabzon Çarşıbaşı'dan sesleniyoruz. Sektörün lider firması, bir güzel lezzet durağındayız. Şimdi sohbetimize geçeceğiz. Yoroz Köfte Balık'tayız. Yanımızda firmamızın sahibi genç girişimci Fatih Kobal bulunmakta. Bakalım bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Fatih Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi siz ailenin bir bireyisiniz. Uzun yıllardır da bu sektörde hizmetleriniz var. 2016'da da Yoroz Köfte Balığı. 2016 çıkışında Yoroz Köfte Balık'la beraberiz. Peki. Çok kısa bir Fatih Kopal'ı bir tanıtalım. Sonra da sektörde giriş çalışmalarımızdan bahsedelim. 87 doğumlu, Vakıf Kibri doğumluyum. Liseden sonra turizm okudum. Antalya'da falan çalıştım. Evet. Ama 13 yıldan beri bu işin içindeyiz. Bu sektörün içindesiniz. Lokanta sektörünün içindeyiz. 2016'da markamızı 2016'da kurduk. 2016'da Yoroz Köfte Balık olarak devam ediyoruz. Güzel. Ondan önce yine bu işlerdeyiz. Şu anda neredeyiz lokasyon olarak? Trabzon ilimizin Çarşıbaşı ilçesinde Yoroz Feneri diye geçiyor. Çok güzel. Burası her gün açık mı? Her gün 24 saat hizmette. 7-24 açık. 7-24. Ağırlık kim duruyor burada sizde? Burası kamyoncu, tırcı yeri olarak geçiyor. Yoğunluk değil mi? Yoğunluk, ama normal vatandaşlarımız da. Tabii ki. Ailemiz de var. Durup faydalanabiliyorlar. Tesis kaç metrekare bir yer? 200 metrekare civarında dışarıyla beraber. Bir dışarıda oturma alanları yapmışsınız. Tabii. İçeride var. Böyle farklı farklı oturma alanları seçmişsiniz. Nostalji bir mekan gibi. Güzel. Sizin bir de ekmek işiniz var değil mi? Hemen yan tarafta fırınımız var. Taş fırın. Neler çıkıyor oradan? Ya tüm çeşit ekmekler var. Esmerinden, buğdayından, tuzsuzundan, kara ekmeğinden, mısır ekmeğimiz var, köy güzel ekmeklerimiz var. Karadeniz'in ekmeği meşhur zaten. Vakıf Kebir'in ekmeği deyince. Vakıf Kebir'in ekmeği deyince. Meşhur. Dünya çapında herkesin bildiği bir ekmek çeşidi yapıyorsunuz. Kamyoncular için güzel bir sloganınız var. Nedir o? Tabii ki burası Mevlana'mızın dediği gibi ne olursan ol yine gel. Evet. Varsa da gel, yoksa da gel. Evet. Zaten olanlar her yerde yiyor. Özellik olmayanların yiyebileceği bir adresin olması. Güzel güzel. Siz de bunu oluşturmuşsunuz. Tabii. Güzel de bir slogan yapmışsınız. Şimdi sizin işiniz biraz hijyen önemli. İllaki. Neye dikkat edersiniz? Ya, temizliğe bir numara dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. İnsan kaliteli, çünkü temizlik. Sunum yapıyorsunuz ya, değil mi? Mideyi doyururken közü de doyurmak gerekiyor. Evet, bu da önemli. Bu da temizlikten geçiyor. Güzel, güzel. Önce közü doyuracaksın ki on sonra mide doyacak. Evet. Menümüzde neler var? Ne çıkıyor? Menümüzde günlük balık çeşitlerimiz. Tavuğumuz var, köftemiz var. Hı-hı. Sabahları haşlamamız, çorbamız, kahvaltımız var. Çok güzel, çok yani güzel. Ekstra olarak biz sadece balık ve köfteli devam ediyoruz. Ekstra bir şeyler koymuyoruz. Balık sezona göre mi ya da denizden ne çıkarsa ona göre mi hareket ediyorsunuz? Ya sezona göre yazın, somun, alabalık, levrek, çupra, istavrit. Ama kışın genelde hamsi özellikle gidiyor. Daha iyi oluyor hamsi değil mi? Gelince akla Trabzon, Karadeniz Yoroz gelir. Yoroz gelir değil mi? Evet, yani sizin de hamsiniz meşhur, meşhur bu doğrultuda. Peki böyle dışarıya paket işleri yapabiliyor musunuz? Yapıyoruz. Yakın çevremizdeki petrollere, limanlara, evlere hizmetimiz, servisimiz 24 saat var zaten. Çok güzel. 7-24 açık 7-24 zaten açık. Bir nokta. Kaç kişilik bir ekip çalışıyor burada? 10 kişilik bir ekibimiz var. Vardiyeli. Gündüz 3 tanesi de gece kalıyor arkadaşlarımız. Çok güzel. Vardiyeli bir şekilde. Vardiyeli bir şekilde. Tatlı olayı var mı sizde? Tatlı var. Meşhur Hamsiköy sütlacımız var. O zaten ön plana çıkıyor. Başka tatlılar da herhalde. Baklava çeşitlerimiz var. Çok güzel. Yani sunumun yanında. Bunlar da sunabiliyorsunuz insanlara. Sektörle ilgili Yoroz Köfte Balık'ın bir hedefi var mı kafanızda? Bu markayla ilgili büyütmeye yönelik. Yani az daha büyüdük, daha güzel bir hizmet vermek. Evet. Yine mevcut mekanı, yeri biraz daha mekanı geliştireceğiz. Mekanı genişlettirip daha iyi bir hizmet vermek. İnşallah. Hizmet vermek. Şubeleşmek var mı böyle kafanızda? Şubeleşmek şu anlık yok. Ama ileride olabilir. İlerleyen zamanlarda duruma göre. Neden olmasın diyelim yani. O zaman. Güzel. Peki mutfağımız zaten burada açık. İnsanlar pişen açık, şeyi de rahatlıkla görebiliyorlar. Ben sizinle tanışmamış kişileri de tabii buraya davet edelim. Burası yani Trabzon istikametine giderken solda, bu tarafa giderken Giresun tarafına giderken, Giresun'a giderken sağ taraftayız hemen. Yoroz Köfte Balık. Burası evet. Zaten arkamız neresiydi? Yoroz Limanı. Limanı. Peki bunu da duyurmuş olduk. Peki Fatih Bey şimdi sohbetin sonunda bir teşekkür alalım. Bugüne dek Yoroz Köfte Balığı seçmiş, hizmetlerinizden faydalanmış. Bölge insanlarının burada yol güzergahı geçen bütün kamyoncu ve tırcı abilerimize bir teşekkür son sözlerimiz. Evet son olarak biz burada 24 saatimizi en iyi bir şekilde devam ettirmeye evet. Çalışıyoruz. Evet. İnşallah mutlu edebiliyoruz, doyurabiliyoruz, karınlarını doyurabiliyoruz, ceplerini yakmıyoruz. Evet, fiyat politikamız da iyi değil mi? Fiyatlarımız uygun. Güzel, yani çevreye göre bayağı uygun. Bayağı uygun diyorsunuz. Peki, biz tabii yine kamyoncularımızı dediğimiz gibi teşekkür edelim, tırcılarımıza teşekkür edelim, ailelerimiz de duruyor burada. Yani, tabii ki. Herkese teşekkür edelim, sizi tercih ettikleri için. Ben size başarılar diliyorum. Sağ olun, ekibinizle, aile bireylerinizle bölgeye kattığınız bu güzel hizmetlerden dolayı.
İlerleyen zamanda inşallah bu marka ile ilgili bu tesisimizi biraz daha inşallah büyüttük mü yeni bir hizmette çalışıyoruz. Yeni bir hizmette inşallah tekrar buluşuruz. Aynen. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Trabzon çarşı başından sektörün en iyisi güzel bir lezzet durağı dedik. Yoroz köfte balıktan firmamızın genç girişimcisi Fatih Kopal'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşça kalın.